Evet, Santral Sanat'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Umarım herkes iyidir, güvendedir. Bu hafta Tuna Tuna Boylu'yu ağırlayacağız. Kendisi performans sanatçısı ve bize Amsterdam'dan bağlanıyor olacak. Kendisine performans incelemeleri dersi kapsamında hazırlanan bazı soruları da yönelteceğiz. O derste biz farklı sanatçıların performanslarını inceleyip analizler yapıyor ve sorular hazırlıyoruz. Merhaba Tuna, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Oralar nasıl? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Burada belli bir sokağa çıkma yasağı yok şu anda ama sokakta en fazla 3 kişi bulunabiliyorsun beraber. Onun dışında evdeyim herkes gibi ben de. Yani şu an Amsterdam'da olmakla İstanbul'da olmanın ya da Jaipur'da olmanın çok bir farkı yok bence sanki. Evet, kesinlikle. Yani aslında bir yandan da sınırlar kalktı gibi. Bir zamansızlık hali var. Birbirimize farklı mecralardan ulaşabiliyoruz. Evet, denebilir yani. Dünya değişiyor. Bunu göz ardı etmek mümkün değil zaten ama bakalım nasıl olacak. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Evet, aynı şekilde. Aslında şöyle başlayabiliriz. Bir performans sanatçısı olarak senin nasıl bir çalışma pratiğin var? Yani belki bir gününden bize örnekleyerek bunu anlatabilirsin. Ya dürüst olmak gerekirse belli bir pratiğim yok açıkçası. Olmasına gerek de yok. Hatta yani daha radikal bir cevap verecek olursam, belli bir pratiğin olmasının sanatı negatif etkileyeceğini düşünüyorum. Yani ben bir sanatçının sanatı yaşam tarzı haline getirmesini gerektiğini düşünüyorum. Hani gece yastığa kafanı koyarken, sabah yataktan kalkarken hep kendini ve işlerini nasıl geliştirebileceğini düşünmen lazım. Her zaman nasıl bir adım ileri gidebileceğini ve gerektiğinde de ne zaman bir adım geri atman gerektiğini bilmen lazım. Ama hani bunu gündelik ezberlenmiş rutinlerle değil de akan hayata uyarlanmış bir şekilde yapılması lazım. Hani sanatçı tarafından belirlenmiş çalışma pratiklerinin uzun vadede rahat bölge oluşturduğunu ve bunun da işlere kısırlık ve tekrarlama getirdiğini düşünüyorum. Yani bence bir sanatçı birçok işinde kendini ve bazı hisleri yeniden keşfetmeli ki izleyicisine de benzer bir süreçten geçebilmesi için bir ortam hazırlasın. Ama bunların dışında hani tıpkı bir ressamın fırçasına iyi baktığı gibi bir performans sanatçısının da bedenine ve ruhuna iyi bakması gerekiyor. Hani mesela her gün bir şişe şarap içen bohem sanatçı hayatına çok inanmıyorum. Bu insanlar tarafından oluşturulmuş bir fenomen sadece. Evet, kesinlikle. Herkesin, değil mi Delfin, farklı süreçleri var. Anladığım kadarıyla seninki daha yaşamınla birleşen ve o süreçten çıkan şeylerin bütünü. Tabii yani ben daha çok hani benim birçok işim hayatta yaşadığım tesadüfi deneyimlerden esinlenerek yaptığım performanslar oluyor. Bu yüzden akan hayat benim en büyük ilham aldığım nokta. Evet, kesinlikle. Şimdi seninle ilgili kısa bir VTR'miz var. Dilerseniz onu bir izleyelim, sonra devam edelim. Bakalım, merak ettim ben de, izleyelim hadi. Thank you.
Ben öğrencilerimizden gelen sorulardan başlamak istiyorum. Elif Okyaş diye bir arkadaşımız şöyle bir soru sormak istemiş, pardon, cümleyi toparlayamadım. Bir röportajınızda "I can't imagine a future without performing right now" derken, performans sanatına bu kadar sıkı bağlayan sizi nedir? Ve diğer sanat formlarında bu yakınlığı duymuyor musunuz? Neden? Diye bir soru geldi. Hani dediğim gibi sanat benim için bir yaşam tarzı ve bu sayede sanatın birçok formuyla günlük hayatımda etkileşimim oluyor. Ama sanatın diğer disiplinlerine karşı bu yakınlığı daha çok izleyici olarak duyuyorum. Yani beni performans sanatlarına bu kadar sıkı bağlayan unsur tabii ki de izleyiciyle birebir iletişim kurabilme olanı. Yani bir resim, bir heykel ya da sanatçı ile izleyici arasında bir köprü görebilirken, performans esnasında arada başka bir şey olmaksızın direkt etkileşim halinde olabiliyorsun. Mesela o BPRF'de görmüştük. Bir ay boyunca gözlerimi kapadıktan Amsterdam'daki Stedelijk Müziği'nde bir performansla gözlerimi açmıştım. Hani hayatımda yaşadığım en büyük şoktu. Bu gözlerin kapalı olduğu süreç boyunca artık görsel bilgi almadığımdan dolayı zaman benim için çok yavaş geçiyordu ve o bir ay benim için bir yıl gibi geldi. Hani gözlerimi açmadan önce o anda etrafımda 10-15 kişi var sanıyordum ve gözlerimi açınca bir anda 250 kişi çığlıklar atıp alkışlamaya başladı. O an elim ayağım boşaldı ve titremeye başladım. Aynada kendi gözlerimin içine bakana kadar konuşamadım ve o akşam hatırladığım en hassas anılar, yani noktalardan bir tanesi, hani izleyicilerden bir tanesinin ağlamasıydı. Onu gözyaşları içerisinde görmüştüm ve hani ben Tuna Tunaboylu olarak çizdiğim bir resimle ya da yaptığım bir heykelle bir izleyiciye aynı hissi verebileceğimi düşünmüyorum. Hani bana göre her sanatçı bu dünyaya borçlu olarak geliyor ve bu borcu da sürekli üreterek ve kendini ifade ederek ödemesi gerekiyor. Ben de kendimi en iyi performans yaparak ifade ediyorum. Bu nedenle de ona bu kadar sıkı bağlıyım. Ses mi gitti? Biraz öyle oldu, kusura bakma, duyuyorum. Evet, Elif Okya'nın sorusu bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum. Şimdi sanırım Damla bir soru soracaktı. Evet, bilgisayarla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum ben de şu anda. Defne'nin şöyle bir sorusu vardı, Defne Güler'in. Sana politik doğruluk çerçevesinden yola çıkarak sorularımı yöneltmek istiyorum. Sence politik doğruluk çerçevesinden baktığı müddetçe bir kişinin dürüst ve içten bir sanat eseri yaratması mümkün müdür, demiş Defne Güler. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Öncelikle bu soru için teşekkür ederim. Bence güzel bir soruyla önemli bir noktaya değinmiş arkadaşımız. Yani bana göre politik doğruculuk biraz aldatıcı bir konu açıkçası. Çünkü bu devirde herkes birinin avukatı olmuş durumda. Mesela bundan birkaç sene önce bir arkadaşımın sergisi vardı ve birkaç siyahi adamın resmini çizdi diye birçok eleştiri almıştı. Yok sen tarihinde kolonileşme olan bir ülkenin vatandaşısın, yok sen beyazsın, yok bu etik değil falan demişti. Hani ben sanat dünyasının bazı anlarda aşırı hassasiyetine biraz gıcık oluyorum açıkçası. Çünkü hani atıyorum bir ressamın babası Müslümansa Hristiyan birinin resmini çizemez mi? Hani ben şahsen bir sanatçının ırkının, cinsiyetinin, etnik kökeninin konuşulmasına biraz karşıyım. Hani biri bir şeyler üretiyorsa onun nerede doğduğu, ne renk olduğu ya da kiminle seviştiği konuşulmamalı. Hani benim kişisel işime dönecek olursak, hani
Ben bir sanatçıyım. Ben diktatör değilim. Benim görevim insanlar için neyin politik olarak doğru ya da neyin yanlış olduğuna karar verip söylemek değil. Benim görevim üreterek insanları düşünmek ve tartışmak için bir platform oluşturmak. Bu performans sırasında tabii ki müthiş bir tartışma ortaya çıktı. Hani birçok insan beni eleştiriyordu, birçok insan bana destek oluyordu. Ama herkes cesaretim ve azmimden dolayı ötürü bana saygı duyuyordu. Hani bu çok önemli bir şey işte. Saygı çerçevesi içerisinde bir tartışma ortamı sağlayabilmek çok önemli. Yoksa hani birçok kişiye göre politik doğru bir iş yap, beyaz bir odaya koy, sonra da entelektüel, okumuş, biraz da yaşlı bir kesim seni alkışlasın ve sıradan bir galeri sanatçısı ol. Bu bana biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Biraz radikal olmak, olağanın dışına çıkmak lazım. Yoksa hani çok güzel olmuş, çok doğru olmuş, şak şak şak. Hani bence sanat hep bu şakşaklayanlar ve şakşaklanmak isteyenler bitiriyor zaten. Yanlış bir şey söylemekten korktuğu için hiçbir şey söylemeyen sanatçılar. Hani sen kendi yaptığının doğru olduğuna inanıyorsan gerisi önemli değil. Bırak insanlar tartışsın, fikir alışverişi yapsın. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Evet, anlıyorum. Bu arada kusura bakma Damla, şu anda bizden biraz koptu. Kendisi bir teknik sıkıntı yaşıyor, o yüzden benle devam edeceğiz. Evet, Damla'yla devam ediyor. Evet, şimdi başka bir öğrencimizin sorusuna geçiyorum. Altınay Kapsız. Bir ay boyunca hayatı gözleriniz kapalı bir şekilde deneyimlediğiniz performansınızda özellikle görme duyusunu ekarte etmenizin belli bir sebebi var mıdır? Neden diğer duyular ya da yetiler üzerinde değil de görme duyusu üzerine bir çalışma yaptınız diye sormuş. Bir gün aslında dediğim gibi bu işlerim genel olarak akan hayatın içerisinde yaşadığım olaylardan ve tesadüfi tecrübelerden esinlenerek yaptığım işler oluyor. Yine aynı bu işte öyle gerçekleşti. Bir gün metroda giderken görme engelli bir kadınla aynı vagondaydım ve şans eseri ikimiz de aynı durakta indik. Kadın önümde ilerlerken onu izledim nedense, ben de bilmiyorum ve önümde ilerlerken bir anda raylara düşecek zannettim. Fakat raylara bir metre kala durdu ve hiç tereddüt etmeden merdivenlere doğru yolunu buldu. Ben de hayretle düşünmeye başladım. Hani ben gözlerimi kapatsam merdivenleri bulabilir miyim? Şu an gözlerimi kapatsam ne olur derken, hani bu soruların hepsine bir ay boyunca gözlerimi kapatarak cevap bulmak istedim ve bir hafta geçmeden gözlerimi kapadım. Hani dediğim gibi hayatın akışında böyle bir olay yaşadığım için gözlerimi kapatmayı seçtim. Hani sonrasında da bir süre boyunca diğer duyu organlarımı da kullanmadan yaşamayı düşünüyordum ama zamanla vazgeçtim. Bunun da birkaç farklı sebebi var. Bu performans, doğru söylemek gerekirse benim için çok zor bir süreçti. Çünkü ben hayatım boyunca görmeye alışıktım ve bir ay boyunca her saniye bir yandan gözlerimi açmak isterken bir yandan da kapalı tutmak için kendimle savaşıyordum. Bu bitmek bilmeyen savaş. Enteresan bir deneyim oldu diyebiliriz sizin için de. Tabii canım, hani bu süreç boyunca kitap okuyamıyordum, film izleyemiyordum, istediğim yemeği istediğim zaman yiyemiyordum, tek başıma şöyle bir yürüyüşe çıkamıyordum, hani bağımsızlığımı tamamen kaybetmiştim. Günümün 10-15 saati karanlıkta bir başıma düşünmekle geçiyordu ve bunun yanında da 3. günden sonra halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Hani gözlerimi açtıktan sonra 6 aya yakın bir süre doğru düzgün uyuyamadım. Bu gözlerimi her kapadığımda o süreç boyuncaki hislerimi hatırlıyordum. Yani benim için normal alışık olduğum hayata geri dönme süreci de çok sancılı bir süreçti. Belki de bir ay boyunca gözlerimi kapama sürecinden daha sancılı bir süreçti. Hani uzun bir süre kafayı yediğimi bile düşündüm. Bayağı etkilenmişsiniz yani. Evet, çünkü benim gerçekliğim o değildi. Benim
hani hiç alışık olmadığım bir duruma zorla kendimi adapte etmem hem fiziksel hem mental olarak o geçiş süreci beni çok zorlamıştı açıkçası. Hani sonrasında da mental olarak kendimi tekrar böyle bir sürecin içerisine girmeye hazırlayamadım doğrusu. Ama ayrıca dediğim gibi tekrarlamaların yaratıcılığı öldürdüğüne inanıyorum. Hani her bir duyu organı kapamayı sırasıyla deneseydim uzun bir süre benim yeni bir fikir bulmama gerek kalmayacaktı. Ben yeni bir şeyler yapmak istedim. Yoksa önce gözünü kapadı, sonra bir ay duymadı, sonra burnunu kapadı. Açıkçası sadece duyu organlarını kapatan adam olarak tanınmak istemedim. Anlıyorum. Gerçekten çok böyle dinledikçe performans sanatını çok daha böyle sizin gözlerinizden güzelce görebiliyoruz. Ve bir sorumuz daha var. Bunu da Efe Orhan Tarak diye bir arkadaşımız sormuş. Performanslarınıza izleyici olarak bir bilgiye sahip olmadan katılsaydınız, performanslarınızı nasıl eleştirirdiniz demiş. Bu benim gibi, benim için biraz enteresan bir soru açıkçası. Efe biraz eleştirmiş galiba işlerimi. Sanırım biraz öyle bir şey söyledim ben de. Değil mi? Neyse, sağlık olsun. Ben eleştiriye çok açığım. Var tabii benim de hepsinde ufak tefek eleştirdiğim noktalar. Bir daha yapsam şunu değiştirdim dediğim şeyler oluyor. Mesela I Don't Wanna Rot diye bir performans yapmıştım bu. İzlediğiniz vücudumu 9 kilo balla kapladığım performans. Onun arkasına performans sırasında bir siren sesi koymuştum ama siren sesini o kadar yüksek açmışım ki milletin kulak zarı patlıyordu az kalsın. Hani sesi o kadar yüksekti ki ya, dikkat dağıtıcı seviyedeydi. Hani onu daha iyi ayarlayabilirdim. Onun dışında Distopia diye bir performansım. Onda da işte onu da VT'de görmüştüm. Tüm vücudumu tıraşlayıp kıllarımın hepsini yüzüme yapıştırmıştım. Sonra da metal sopalarla beni dövmüşlerdi. Hani o metal sopalarla dövme kısmı belki biraz fazla kaçmış olabilir. Bence tüm kıllarımın yüzüme yapıştırılması başlı başına güçlü bir ifade. Düşüneyim. Hepsini sırayla eleştireyim mi böyle, yoksa bir iki tane yeter? Yok yok, gerçekten bir iki tane yeter çünkü bir iki taneden de çok güzel şeyler çıkıyor burada, böyle çok enteresan şeyler duyuyorum. O zaman ufak ufak yavaştan senin de cümlen bittiyse bir öneriler kısmı yapmak istiyorum. Herhangi bir önerin var mı? Yani insanlara bu karantina sürecinde tavsiye edebileceğin sanatsal kültürel bir öneri olabilir, olabiliyorsa. Şimdi birçok insanın çok vakti var. Bazı insanların daha az vakti var bu karantina sürecinden dolayı. Birçok insanın işleri aksadığı için onları yeniden ayarlamaya çalışıyorlar. Aslında birçok insanın çok vakti var gibi görünüyor ama özellikle Amsterdam'daki sanat camiasını bu çok bir yandan negatif, bir yandan da pozitif etkiledi bence. Çünkü insanlar birbirine çok yardımcı oluyor. Birçok tarih ileriye, yani belirli olmayan ileri bir tarihe atandığı için insanlar birbirine sürekli yardımcı olmaya çalışıyor, herkes zor durumda olduğu için. Bir komün bir his uyandırdı insanlarda. O konuda pozitif olduğunu düşünüyorum ama negatif olarak tabii herkesin işleri askıya alındı. O çok büyük bir sıkıntı. Bu süreçte vakti olan insanlar, hani normalde vakit bulamıyorlarsa kitap okusunlar, film izlesinler. Ben de geçen gün mesela 88 film listesi çıkardım. Arkadaşlarıma yolluyordum bunları izleyip. 88. Bayağı filmlere veriyorsunuz kendinizi yani, evet, bu zamanda. Film sanırım performansla birlikte kendime en yakın hissettiğim sanat formu. Güzel. Film kitap okuyun. Bir de eleştirileriniz varsa bana ulaşın. Beraber sanat konusunda tartışalım. Güzelmiş bu sonuncuyu, sevdim ben de. O zaman ben de ufak bir öneride bulunayım. British Museum Londra'da olan British Museum'ın bir
online gezisi var. Onunla alakalı da ufak bir VTR'miz var sanırım. Onu izleyelim, sonrasında da artık kapanışa gidelim diyorum. Tamam, harika. Teşekkür ederim bu arada bu yayına beni davet ettiğiniz için. Valla ufak teknik arızalar oldu ama biz teşekkür ederiz. Böyle değil güzel bir sohbet yapabildiğiniz için. Ben çok kaptırdığım için çok fark edemedim. Çok güzel gitti. Evet, bu hafta bizi kırmayıp ta Amsterdam'lardan bize bağlandığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek estağfurullah. Haftaya Santral Sanat'ta yine aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum sevgili izleyicilerimize. Sağlıcakla kalın. Bye, görüşmek bye. Üzere.